Hay, merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Berke. Sonunda oturup bir tepki videosu çektiğim için çok mutluyum. Çünkü ne zamandır tepki videosu çekmiyorum ve çok fazla bir şekilde özledim. Aslında Doja Cat'in Planet Her albümüne bir tepki videosu çekmiştim. Ama maalesef ki ses çok kötü çıktığı için silmek zorunda kaldım. Yani hiçbir şey duyulmuyordu. O yüzden yayınlamamın da bir amacı yoktu o yüzden. Bugün Billie'nin 5 Happier Than Ever albümündeki 5. single olan NDA'ya bakacağız. Şu ana kadar çıkan hiçbir single'ı beğenmedim. Sadece belki Your Power. Güzeldi o. Ama My Future, Therefore I Am, Lost Cause cidden hiç güzel değildi bence. Lost Cause'a aslında bir video çekmiştim. Ama onu da ses çok kötü çıktığı için hiçbir zaman yayınlayamadım. O zaman, let's get into it. Oh God. Did you think I'd show up in an embassy? Had to save my money for security. On his way out, made him sign an NDA. Güzel gibi. Biraz erken mi konuştum? İlk dörtlükte şundan bahsediyor. Bir sapığı vardı, ondan bahsediyor. Mayıs 2020'de bir suç duyurusunda mı ne bulunmuştu? Bir de eski sevgilisinden bahsediyor. Your Power'da da bahsetmişti. Had a pretty boy over but he couldn't stay. Billie'nin yayınladığı belgeselde de görmüştük zaten. Bir ya Lollapalooza ya da Coachella'da performans sergilemeden önce yanına geleceğini söylemişti sevgilisi ama gelmemişti. Bu yüzden çok kötü üzülmüştü, ondan hatırlıyorum. NDN denen şey de gizlilik sözleşmesi. Non-disclosure agreement olması gerekiyor. On his way out, I made him sign an NDA. Şöyle, o belgesel çıkmadan önce hiçbirimiz Billie'nin bir sevgilisi olduğunu bilmiyorduk, yaşananları bilmiyorduk. Bence bundan biraz da bundan bahsediyor. Pek emin olamadım. Nakarat kısmındaki auto-tune'u hiç güzel kullanamamışlar bence. Yani Finis'e bu aralar ne oluyor bilmiyorum ama kendin toparlaması gerekiyor artık. Kendine gel. Go girl, go girl. You couldn't save me, but you can't let me go. Çıkan single'lardan en iyisi olabilir mi? Muhtemelen. Son final kısmında bence eski sevgilisinden bahsediyor. Şimdi eski sevgilisi çok toksikti. Bunu biliyoruz. Onu çok kötü bir şekilde etkiliyordu. Ama bunun farkında değildi o zamanlar. Sonrasında farkına vardı Billie. Bence burada ondan bahsediyor. Yıldızlar görmem saldın demesinin bence sebebi şu. Bir çizgi filmde ya da animasyonda bir karakter bir yere çok hızlı bir şekilde çarptığında kafasında yıldızlar döner. Bence ondan bahsediyor. Bitiş kısmı güzel. Beğendim. Bunu cidden beğendim. Ama bilmiyorum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go gibi bir albüm geldiğini zannetmiyorum. Yani birinci albümün kesinlikle daha güzeldi. Daha güzelinin gelebileceğini zannetmiyorum şu anda. Ama öbür taraftan baktığımızda bence güzel bir single. Öbür single'lardan en güzeli. Şimdi bir müzik videosu var ama müzik videosunu maalesef ki izleyemeyeceğim. Çünkü YouTube şu aralarda çok fazla bir şekilde telif atıyor. Önceki vlogumu izlediyseniz orada da telif yedim. Super Bass kullanmıştım. Şuradan izleyebilirsiniz bu arada. O yüzden zaten genelde müzik videolarını ben böyle boş bir yüzle izlediğim için böyle
Bir şey olduğunda genelde böyle şey oluyor. O yüzden pek zaten bir yararlı olmayacaktı izlememin. Şarkıyı genel olarak beğendim. Happier Than Ever 30 Temmuz'da çıkıyor. Dediğim gibi bence pek beklentileri karşılamayacak. Çünkü artık Billie beklentileri çok fazla bir şekilde yükseltti. When We All Fall Asleep böyle bir videodan sonra. Bakalım neler olacak, hepimiz göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve abone tuşunun yanındaki zile basmayı unutmayın ki her video attığımda size bildirim gelsin ve ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Patience, I've been to replace.